Çarşamba'da kurulması planlanan biyokütle enerji santraline karşı yöre halkı ayağa kalktı. Eğercili Köy Meydanı'nda toplanan Eğercili, Irmak Sırtı ve Çınarlık Köyü sakinleri yapılması planlanan santrale tepki gösterdi. İlk olarak konuşan Eğercili Mahallesi Muhtarı Mehmet Kalebay, yapılması planlanan santrale karşı tavrımız halkımızın desteği de sürecek ifadelerini kullandı. Halkımın gereği neyse ona göre hareket ederiz burada. Öncelikle herkese teşekkür ederim. Halkımın da sağduyusuna bekliyorum. Samsun Çevre Platformu sözcüsü Mehmet Öztağ ise birçok noktada çevre sorunlarına karşı mücadele ettiklerini belirtti. Zakavak vesaire gibi. Şu anda burada karşılaştığımız önümüze çıkan proje günde 630 ton biyoyakıt yakacak. Bir günde 630 ton yakacak bir tesise ÇED gerekli değildir kararı verebilirsiniz. Bu karar kabul edilemez. Ve bu sahada en az 4 tane daha kömür sahası varken nasıl olur da bu kirleticiler üst üste bu ovanın böğrüne hançer gibi saplanır, bunu kabul edemeyiz. Çarşamba Belediyesi eski başkanı Hüseyin Değerli ise Çarşamba Ovası'na azot, bakırla bir ucundan girdiler ve ilerlemeye çalışıyorlar. Biyokütle santralini yaparken insanları aldatmak istiyorlar dedi. Peki bütün bunların hiçbirisi yoktu, tehlike vesaire yoktu da niye gizli gizli yaptınız her şeyi? Niye gizli gizli yaptınız? Açık açık bölgenin istihdamına, üretimine, bölgenin zenginleşmesine, refahına katkı sunacak olan böyle bir projeyi muhtarla, çarşambayla, bafrayla, Samsun'la, oranın sivil kuruluşlarıyla niye paylaşmadınız? Niye gizli gizli yaptınız her şeyi? Irmak Sırtı Mahalle Muhtarı Emrah Özdemir ise yörelerinde bu santrali istemediklerini vurguladı. Mahallemizin yakınlarında. Çünkü bizim burada tarım arazisi olan yerlerimizde yapıldığı zaman bu santral hiçbir şekilde sebze, meyve yetişmeyeceğini söylüyor yetkililer. Biz şimdi arıcılık da ölecek, sağlık, sıhhat hiçbir şey kalmayacak, huzur kalmayacak. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Ziraat Mühendisleri Odası eski başkanı Hayati Tosun'da herkes bu işin bir tarafından tutmalı. Tarımın siyaseti olmaz ifadelerini kullandı. Ormanı, suyunu, toprağını, balığını koruyabilme, onları geleceklere taşıyabilme sorunu. Bugün herkes bu işi bir tarafından tutması kesinlikle ve kesinlikle lazım. Siyaset üstü bakın. Tarımın siyaseti olmaz. Çünkü tarım insan yaşamının olmazsa olmazı. Yani beslenmek. Yöre halkı da tepkisini dile getirdi. Burada bir ateş yanacak, zehir satılacak. Bunun hesabını kim verecek? Kanserden kaybettiklerimi, köyde yakınlarımı ben sayamadım. Kimler ne kadar saydıysa o kanserden kaybettiklerini gelsinler şu çarşamba babasına. Kolay öyle oturdukları yerden bir şeyler yapmak. Gelsinler buraya gelsinler. Organik tarım yapmanın konuşulduğu bir dünyada ekolojik tarımın çarşamba babası için konuşulması gerekirken bu sanayi yatırımlarının gelmesi çok manidar. Çünkü burada ulaşım maliyeti düşük. Efendim burada bu halk tepkisiz, her yere yapılamıyor bu. Ben şunu demek istiyorum, yani duyarlı olalım. İnşaat mühendisi Murat Şenel ise bugün itibariyle tüm masrafları karşılayarak bu santralin yürütmesinin durdurulması için dava açıyoruz ifadelerini kullandı. Bu ülkenin yapması gereken bu enerji santrali değil, doğru drenaj sistemleri, doğru sulama sistemleri olmalı. En son ihtiyacımız olan enerji santralleridir burada. Ve böyle kötü santrallerdir. Pazartesi günü itibariyle avukat arkadaşım ve ben bütün masrafı karşılamak üzere bu dosyaların yürütmesinin durdurulması için mahkemeye veriyoruz. Şenel, santrale karşı avukat Serpil Dönmez'le yürütmeyi durdurma talebiyle dava açacak. Mücadele dediler. Biz de diyoruz ki bu mücadele edemeyiz.